Geceler değerli izleyicilerimiz. Ando Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Selam mı verdi? Kim? Bülent. Aleyküm selam. Selam. Hoş geldiniz. Hoppala. Hoş bulduk. Yahu hocam sen bize kahve mi yapacaksın? Kahve yapıyoruz. Tamam hadi bakalım. Evet. Bitlis'te PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu bir asker şehit oldu. Şehidimiz piyade uzman çavuş Hasan Hüseyin Gül. Gösterelim. Abisinin aslanı koç yiğidi. Nuri bak nasıl yakışıklı. Bir diğer şehidimiz daha var. Dün Hakkari'de şehit olan piyade uzman çavuş Mehmet Aslan Giray. O da aslan. O da çok yakışıklı, güzel. Cenab-ı Allah onlara ayrı bir boyut, ayrı bir hayat boyutu uygun görmüş. Bizler buralarda bu dünyanın zor şartlarında devam edeceğiz. Onlar cennet şartları gibi olan boyutta devam edecekler. Şehadetlerini tebrik ediyoruz. Allah nuruyla sarsın. Annelerine, babalarına uzun ömür. Allah'tan güzel sabır niyaz ediyoruz Rabbimizden. Evet, dinliyorum. Amerikan Düşünce Kuruluşu RAND Corporation, Suriye için Barış Planı adlı bir plan rapor hazırladı. Suriye'nin federal bölgelere ayrılmasını öngören plana göre Suriye'nin batısı Suriye Devleti'nin elinde kalırken Irak sınırı yakınlarındaki doğu bölgeleri Amerika ve müttefiklerin yani PYD, PKK'nın liderlik ettiği Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Gücü'nün kontrolüne geçiyor bu plana göre. Tamam. Bu duruma Birleşmiş Milletler Barış Gücü garantör oluyor. PYD. Evet. Evet. Bu acizlik. Halbuki bölgede onlar hiç ihtiyacı yok. Hiçbir kuvvetin ihtiyacı yok. Ne Amerika'nın, ne Birleşmiş Milletler'in, ne NATO'nun. Ya bunlar it kopuk takımı. Hepsini oradan sürüp çıkarabilirler. Daha hala onları adam yerine koyan, saygı duyan bir usluk kullanıyorlar. Çok gereksiz. Bütün ülkeler PKK'ya karşı teslimiyetli bir tavır içindeler. Belçika olsun, Norveç olsun, Amerika olsun. Bayağı korkuyorlar. Çok çirkin bu. Abi kardeşim siz anarşist teröristsiniz. Yani sizi böyle şehir istemiyoruz deseler. Her yerde, dünyanın her tarafında bunlar çökerler. Ama ayrıca şekilde bunları şımartıyorlar. E ondan sonra teröre karşıyız diyorlar. Yani iyi terörist, kötü terörist kavramı ortaya çıkıyor. O zaman dünyanın her tarafında teröristler şımarmaya başlıyorlar. Öyle olmaz yani. Kesin bir hüküm konması lazım. Teröristin hükmü reddedilmesi olması lazım. Dünyanın her tarafında. Hiçbir şekilde kabul edilmemesi lazım. Evet dinliyorum. Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'e üzüntülerini bildirdi. Açıklaması yaptı. Açıklamada Erdoğan, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tekrar eski haline gelmesi için mümkün olan her şeyi yapacağını söyledi, denildi. Kremlin'den yapılan açıklamayı ilk olarak Uluslararası Haber Ajansı Reuters duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada Erdoğan pişmanlık ve taziyelerini ifade ederek üzgünüm dedi ifadesini kullanıldı. O Kremlin isminin kaynağını anlatacağım. Oranın valisi soğukta el yüzü çatlamış böyle. Kremlin. Oradan Kremlin kalmış. Kremlendin mi? Yani konuşma arasında geçen bir şeydi öyle. Yani kremli mi, kremsiz mi? Kremlin. Anladın mı? O da kremli olduğunu kabul etmiş. Konu bu yani. Evet. Tayyip Hoca
akıllı insan. Efendim, nezaketli bir usul kullandığı anlaşılıyor. Akıllı insan komşularıyla iyi geçinir. Türkiye'yi yalnız bırakmaz. Türkiye gereksiz olarak çok yalnız bırakıldı. Ben onu ısrarla söyledim. Bir dostluk politikası olsun dedim. Türkiye ani bir dostluk politikasına başladı. İngiltere Büyükelçisi Moore'dan Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesi TFX için bir teklif geldi. Türkiye'nin TFX projesi devasa bir proje. Tek başına yapmak mümkün değil. Bunun için birlikte yapmak istiyoruz. Birleşik Krallık, Türkiye'nin TFX vizyonunu gerçekleştirebilmesi için istediği teknolojiyi vermeye ve bu ürünün üçüncü ülkelere satışı için destek ve yardım sağlamaya imkan verecek bir anlaşma için her şeyi hazırladı. Birleşik Krallık. İngiliz devleti. Dostmuş yani. Bize uçak fabrikası kuracak. Değil mi? Beraber İyi, çok güzel gelişme. O zaman İngiltere'ye karşı temkinli olmamız artık gerek kalmadı. Evet. Demek ki yanlışmış yani İngilizlerin devletinin Türkiye aleyhinde faaliyet yaptığı falan yanlışmış. Yanlış konuştuğumuzu anlamış olduk. Ve uçak fabrikasını kuracağız. Uçaklarımız bütün dünyada satılacak. Türk ordusu da bu uçakları kullanacak. İngiltere de bizi böylece askeri yönden, her yönden desteklemiş olacak. Güzel bir hikaye. Yani mutlu sonla bitmesi gereken bir hikaye. Pratik öyle mi? Pratik öyle olmaz. Bunlar siyasi taktik. başlayalım. Bir televizyon kanalında söyleyebiliyor muyuz bu televizyon adını? Ne? Evet, söyleyelim. Bir An TV'de Akıl Oyunları isim program hocam. Mehdiyet'i konuşacaklarmış Oktar'la. Maşallah. Yayına veririz. Ekranda. Aa, ne güzel yöntemler. Onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Burada da o dönem tarif ediliyor. Korkulup evet. Evet. Korku dönemi tam şu anda olduğumuz dönem. Her yerde savaş, İç göz karışıklık, tabii göz işte kan akıyor, Müslümanlar birbirini katlediyor, Batı ülkeler Müslümanları katlediyor, değil mi? Derin devletler her yerde faaliyette. O sonra güvenliğe çevirecektir, bütün dünyada güvenlik hakim olacak diyor Allah. İşte İslam'ın dünya hakimiyeti. Bunun başında biri olması gerekiyor. Yani İslam Birliği olduğunda, şimdi mesela Masonların lideri yok mu? Var, değil mi? Amerika'nın bir lideri var, Türkiye'nin tabii ki bir lideri var, Cumhurbaşkanı. Veya işte Musevilerin lideri var, Hristiyanların lideri var ama Müslümanların bir lideri olup olmaz bizim dersin. Kanaldan yayınlamış mı oluyor şu an? Evet. Her dönem aa, iyi lider olmuş. Ya. Hazreti İbrahim, Hazreti Süleyman döneminde olduğu gibi Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf Müslümanların başında bir lider var. Bu dönemin lideri de ahir zamanın büyük mehdisi Mehdi Aleyhisselam inşallah. Bu bir şey mi peki? Hani şöyle bir rivayette bahsediliyor. Her yüzyılda bir müceddit adı altında bir insanın geldiği, dindeki bazı sıkıntılı problemleri çözüp düzelttiğiyle ilgili. Hani Hazreti Mehdi de aslında bu son yüzyılda gelecek olan bir müceddit anlamında alınabilir mi? Tabii. Yani mesela farklı bir ama orada bir evet. Şey var. Bence şimdi bir ikilem var. Müceddit olarak düşünürsek ezan hata yaparız. Evet. Biz kısa ara verelim. Tamam. Değil mi? Evet, kısa videolarla devam ediyoruz programımıza. Homoseksüellik Müslüman toplumlara empoze edilen karanlık tehlike. Zıbbilik, homoseksüellik, anarşist ruhluluk, milli değerlere önem vermemek, İslam karşıtlığı, Müslüman olmaktan utanmak, sahte entelektüellik, kendini beğenmişlik, aşağılık kompleksi. Bunlar bazı Müslümanların oluşturmaya çalıştığı yeni gençlik modelinin özellikleri. Homoseksüelliğin bu özelliklerin içinde ön sırada olması ve adeta insan haklarının sorunu gibi lanse edilmesi ise çok dikkat çekici. Unutulmaması gereken, homoseksüelliğin İslam dahil tüm semavi dinlerin kutsal kitaplarında, İncil ve Tevrat'ta da haram kılındığı ve bu haramı işleyenlerin Allah katından ciddi bir cezayla karşılık gördükleridir.
homoseksüelliği teşvik eden bazı Müslüman aktivistler bu ayetlerin gerçek manalarını saptırarak burada homoseksüelliğin kınanmadığını, kınanan suçun sadece cinsel zorlama olduğunu iddia ederek insanları yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Bugün bazı toplumlarda homoseksüelliğe karşı olmayı bağnazlık zanneden çoğunlukta olduğundan pek çok kişi cinsel sapkınlık aleyhinde konuşmaktan kaçınıyor. Oysa homoseksüelliğin haram olması bağnazlar tarafından uydurulmuş bir şey değil. Bu sapkın suç Kur'an indirilişinden itibaren Allah tarafından haram kılınmış çirkin bir eylemdir ve kesinlikle yorum açık bir konu değildir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Hani Lut da kavmine şöyle demişti. Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Homoseksüel evliliklerin yasal olarak tanındığı ülkelerde aile kavramı çöküyor, çocukların %80'i gayrimeşri olarak dünyaya geliyor. İskandinav ülkelerinde oran bu şekilde. İskandinav ülkelerinin birçoğunda çocukların %80'i evlilik dışı doğuyor. Homoseksüelliği olumlu görmek, kaçınılmaz olarak toplumları ahlaken yozlaştırıyor ve aile kavramını yerle bir ediyor. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Evet. Fikret. Yusuf Kaplan İngiltere hakkında şöyle bir yazı yazdı. Amerika küresel sistemin sopasıdır. Kaba güçtür, beyin değildir. Küresel sistemin beyni İngilizlerdir. İngilizler geliyor. Hem de çok berbat bir şekilde büyük risk alarak geliyorlar. Tarihi yeniden kendileri yapabilmek için. İngilizlere asla güvenilmez. Şeytana pabucunu ters giydirecek dinette. Sinsilikte bir türdür İngilizler. Türkiye İngilizlerin saldırısını püskürtebilmek için Yahudilerle anlaşıyor. Çok riskli bir iş bu. Yok ya, Museviler Tevrat'a tabi olduğu için Tevrat çizgisinde hareket eder. Ama İngilizlerin devletinin, İngilizler demiş, onu yanlış demiş. İngilizler masum, tertemiz insanlar, İngilizlerin suçu yok. İngilizlerin devleti alçak, pislik olandır, tehlikeli olandır. Ama olaya uyanmış olmasının sebebi yine bizleriz. Biz anlattıktan sonra bütün her yerde bir uyanma başladı. Ne söylersek kısa süre sonra o devlet politikası oluyor. Hükümet uygulaması oluyor. Allah'a çok şükür. Çünkü aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Yoksa biz ne dersek hükümet uyacak diye bir şey yok. Ama akılcı olduğu için söylediklerimiz hükümet uyuyor. Mesela Rusya ile barışmak. Akılcı bir yol. Özür dilemek. Akılcı bir yol. Tayyip Hoca çok iyi yaptı. Allah razı olsun. İyi, güzel ataklar, güzel gelişmeler peş peşe geliyor. Zaten basından sizi takip ediyorsunuz. Kardeşim, iki günlük dünya, orası öfkeyle, nefretle yaşanacak bir yer değil. Ama İngilizlerin devleti metafizik bir güce, şeytana tabi oldukları için onlarla şeytanla mücadele eder gibi mücadele edilmesi lazım. Çünkü o olmasa başka birine Allah o imkanı veriyor. Yani illaki deccal birine ne geçer deccaliyet. Deccaliyet hep böyle elden ele yıllar içinde, yüzyıllar içerisinde, binlerce yıllık dünya tarihi içerisinde el değiştirerek her asırda görev yapmıştır. Fakat ahir zamanda deccaliyet en güçlü dönemine gelmiştir. Yani Nemrut'tan Firavun'a geçer, Firavun'dan Sezar'a geçer, efendim Sezar'dan Deccal'in eline geçer. Yani bu elden ele geçen şeytanın bir bayraktır. Mehdiyet de öyledir, elden ele. İşte Hazreti Davud'dan Süleyman'a,
efendim Süleyman'dan devam eder, gelir ta Mehdi'ye kadar. Elden ele geçen bir Mehdiyet bayrağı vardır. Bir de şeytani Deccaliyet bayrağı vardır. İki güç sürekli çatışır, mücadele ederler. Şu an Deccaliyet'in bayrağı İngilizlerin devletinin elinde. Şeytanın desteğiyle hareket ediyorlar. Tabii ki Türkiye'nin İsrail'le arkadaş olması, dost olması akılcı bir hareket. Yani riski olan bir şey yok. Çünkü onlar da imanlı, onlar da imanlı. İmanlı insanlara da bir zarar gelmez. Ama evet, dinliyorum. Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin mutabakatla ilgili açıklamada bulundu. Mavi Marmara baskınında ölen vatandaşların ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödenmesi ve Gazze'ye koyulan ablukanın hafifletilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu amaca yönelik olarak Cuma günü ilk gemimiz 10 bin tonu aşkın insani yardımla Ashdod Limanı'na hareket edecektir. Gazze bölgesi başta olmak üzere elektrik ve su ihtiyacı için çalışmalara başlanacak. TOKİ'nin Gazze'de konut projesinin önü de açılmış oluyor. Sanayi bölgesinin hızlandırılması için mutabakata varıldı. Tayyip Hoca'nın bu ata, İttihat İslam atağı tabii. Güzel bir atak. Yani sakin yerinde duracağına, karınca kararınca bir güzel çalışma. İyi bir adım. Türkiye'nin bir ayağının Gazze'de olması çok güzel. Osmanlı döneminde ayağımız zaten oradaydı. Ayağımız hiç kesilmedi oradan. Ama İsrail de aynı şekilde bizim evladımızdır, kardeşimizdir. Müttefik ruhuyla hareket edeceğiz. Mehdi'nin içinde İsrail'in İran'ın ve Rusya'nın da olacağını söylemiştiniz. Bu üç ülkenin önemli olduğunu söylemiştiniz. Bir daha. Siz Mehdiyet'in içinde İsrail'in, İran'ın ve Rusya'nın içinde olacağını söylemiştiniz. Evet. İsrail, Mehdiyet'in içinde mühim görev sahibi. Rusya da mühim görev sahibi. İran da mühim görev sahibi. Türkiye'de çekirdektir. Türkiye ile İsrail'in anlaşması için aylardan beri uğraşıyoruz. Sürekli buraya heyetler geliyor. İsrail'in en itibarlı, en güçlü beyinleri, yöneticileri, asıl yöneticileri olan kişiler sürekli Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Bu iftarımıza gelen kişiler içerisinde de çok hayati öneme sahip, önemli kararların merci, önemli kararların danışıldığı insanlar da vardı. Yine konuştuk. Zaten son aşamaya gelindi de biliniyordu. Aylar önce bu konular konuşuldu zaten. Yeni konuşulan bir şey değil. Sonuç gayet güzel. Hükümetin üstüne acayip baskı yapılıyordu. Biz hükümeti sürekli cesaretlendirdik. Şevklendirdik. İsrail'le sakın dost olma. İsrail şeytandır. İşte küçük şeytan, büyük şeytan. Yaklaşmayın şu bu falan. Hükümeti yıldırmaya çalışıyordu. Gelenekçi Ortodoks Müslüman. Halen de yapıyorlar. Şu anda da yapıyorlar. Biz hükümete sürekli cesaret verdik, şevklendirdik, azmini artırdık, kararlarını artırdık ve hükümet güzel bir karar verdi. Türkiye'nin her yeri kapanmıştı. Şu an Türkiye'nin pencereleri açılıyor. Temiz hava Türkiye'ye gelmeye başladı. Rusya penceresi açıldı. İran penceresi de sonuna kadar açılacak. İsrail penceresi de açılacak. İttihat-ı İslam'ın kapıları bunlar. Bu kapılar açıldıkça nefeste sağlıklı hale gelecek. Evet, dinliyorum. Reuters'ın haberine göre Netanyahu Türkiye ile yapılan anlaşma hakkında
Anlaşma İsrail ekonomisi üzerinde de muazzam etkiler bırakacak. Muazzam ifadesini özellikle kullandım dedi. Ya şimdi bak onun sebebi şu. İşte Türkiye o kadar para verdiniz. İşte zarar ettik mantığında olmasınlar diye kendi halkına siyasi bir taktik, siyasi bir usluk bularak ya da bu makul bunu söylemesi. Çünkü hakikaten Musevilerde de çok kızan olmuştur. Aynı Türkiye'de gibi orada da muhalif ve radikal hükümete tavır alan insanlar oluyor. Onları dengede tutmak için çok itidalı olmak gerekiyor. Yani şunu demek istiyorlar, bir koyup 10 alacağız. Yani bir kaybımız var ama 10 kazanırız. Doğru söylüyor. Tabii ki kazan, karşılıklı kazanç olacaktır. Evet, dinliyorum. Güneydoğu'da PKK terörü nedeniyle evi iş yerini zarar gören vatandaşlarımızın devlet tarafından 10 bin liraya kadar olan zararları karşılanacak. Ramazan bayramı öncesi de evi zarar gören yaklaşık 10 bin aileye bayram yardım yapılacak. Valilikler aracılığıyla aile başına yaklaşık 500 lira bayramlık destek sağlanacak. Ayrıca evleri yeniden yapılanların ev eşyalarının bir kısmı da devlet tarafından karşılanacak. Ah severim ben senin tatlılığını, ballığını, şu şekerliğe bak sen. I love you. Tip felaket tatlı ya. Yani halis kedi. Burun burun ufacık. Damat geç. Bir sevgi etiketi yapalım. Ne diyelim? Sevgi de coşku olur. Sevgi coşkuludur diyelim. İnşallah. Evet, sevgi coşkuludur. Aleyküm selam. Oğuzhan çıtayı yükselt. İnşallah. Çıtayı yükselt. Bu Ham Hollander asıl yani Sanhedrin'in başı. Sanhedrin İsrail'i yöneten hahamlar topluluğu. Onun başı olan kişi. Allah razı olsun iltifat olarak söylüyor ama sizin sayenizde dedi Türkiye ile İsrail arasındaki meseleler çözülüyor dedi. Barış anlaşması da imzalanıyor dedi. Evet. Israrla takip ediyoruz, teşvik ediyoruz. Çünkü hükümeti o kadar caydırmak için uğraşıyor. Solcuları da caydırmak için uğraşıyor. Solun eve. Fakat sağın gelenekçi ortodoks kısmı akıl almaz bastırıyor. Sanki şeytanlar işbirliği yapılıyormuş gibi. Aman 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 aman. Ya niye aman aman ya? İsrail Kur'an'da yüzlerce yerde geçen bir kavim. Yani 3 milyon, 5 milyon insana karşı gösterilen yakışıksız tavır Kur'an'a hiç uygun değil. Allah Musevilerle evlenebilirsiniz diyor. Yemeklerini yiyebilirsiniz siz. Onları kendi yemenize davet edebilirsiniz diyor. Ticaret yapabilirsiniz. Ya Peygamberimiz zaten örnek oluyor. Şüphesini altlarına seriyor, saygı gösteriyor, hürmet ediyor. Bana yazı. After. Vay be, nasıl İngilizcem? Ali Karakuzu, Türkmen Dağı yanıyor. Türkmen Dağı, Türkiye orada ağırlığını koysun. Yani bura dokunulmaz askeri operasyon yapılmaz bir bölge ilan edilsin desin. Küçük bir bölge zaten.
Oradaki kardeşlerimiz rahat etsin. Hurdacığım, Allah'tan korkunuz bitmiş sizin. İsrail ve Ruslarla dostluğu övüyorsunuz. Hı. Ya kardeşim sen peki düşman olunca eline ne geçecek yani? Bunu bana bir anlat. Rusya ile düşman. Şimdi bir adam ya dostun ya düşmandır değil mi? Düşman olunca eline ne geçecek? Ruslarla. Oh benim canımın içi. Bak benim canım mezara Rus. Dünyalar tatlısı. O Çin kresi var Jenshin'e. Bayağı güzel değil mi? Çok sağ ol. Maşallah. Huyu çok güzel, ahlak çok güzel. Ruslar nur gibi insanlar. Niye düşman olalım ya? Niye müttefik olmayalım? Yani şunda mantık var mı ya hurdacı bu kardeş? Ruslarla karşıt olalım istiyoruz. Dost olmayalım. İsrail'le de dost olmayalım. Yunanistan'la da dost olmayalım. Irak'la Suriye'yi de olmayalım. İran'la da olmayalım. Peki ne istiyorsun sen ya? Nasıl olması gerekiyor? Bir aklını başına al ya. Bir aklını başına topla yani. Sevgi güzel, dostluk güzel. Ehli kitap bu insanlar. Ehli kitapla evleniliyor. Değil mi? Kadınlarla evleniyorsun. Yemeğe yenir. Sen onun kendi yemeğine davet edersin. Gel otur. Siz oraya sandalyeyi yanaştırın da yavaş yavaş. Ah canımın içi. I love you. You. Canım benim. Ne kadar güzel burun, dişler, dudakları, kaşları, her şey çok güzel. Evet. Nehir Nil. O değil de Adnan Hoca özür dilensin dedi. Dedi, özür dilendi. İsrail'le barışılsın dedi, dedi. Barışıldı yani. Helal olsun diyor. Aklın yolu bir de onun için. Çünkü hükümete baskı yapıyor. Rusya'dan özür dilenmez. Ya özür dilenir bir şey olmaz. Bir nezakettir, bir efendiliktir ya. Hep aleyhte bilgi verirler Tayyip Hoca'ya. Hep. Sakın ya sen büyük adamsın. Sana yakışır mı özür dilemek? Kim oluyor onlar? Niye özür dileyelim ki? Hep bu tarz. Yani. Hep bu tarz yani. Ya kardeşim özür dilemek. Nezaketin, efendiliğin, güzel ahlakın bir gereğidir. İnsan hayatının defalarca özür diler. Bir hürmet belirtisidir. Kaliteli insan alametidir. Bir şey yok bunda. Biz de destek vermesek yani bu konuya tek yanlı bastırıyorlar. Aman özür dilerim, özür dilerim. Ya niye özür dilenmesin? Adam öldürülmüş. Uçak düşürülmüş. Özür dilenir. Zaten diyor ben diyor, çok üzüldüm diyor. Canım yandı diyor adamın ölmesinden diyor. Gayet güzel yaptı. Allah razı olsun. Doğru yolda. İsrail'le dostluk. Aylardan beri uğraşıyoruz. Buraya gelenler zaten İsrail'in gerçek yöneticileri. Yani mesela başbakan oluyor ama başbakanı asıl yönlendiren hahamlardır. Hahamların sözünden çıkamaz başbakan. Yani kendi kafasına göre hareket edemez. Alınan karar uygulandı. Yani onlar da dediler ki biz özür dilemeyiz dediler. Tevrat'tan gösterdim. Özür dilemenin Musevi ahlakında bir hüküm olduğunu. Israrla da anlattım. Yani pratik hayattan da anlattım. Aynı Tayyip Hoca'da olduğu gibi. Tamam dediler. Özür dilerim. Tazminatın da yine Tevrat'taki hükmünü de gösterdim. Onu da kabul ettiler.
Ve konu halloldu. Allah'a çok şükür. Kardeşim, dostluk İsrail'le ve Rusya'yla maddi çıkar için değil, manevi çıkar var. İttihat-ı İslam için hayati konu. Çünkü İsrail Mehdi'yi bekliyor. Rusya'da dindar, dindar olmak isteyen insanlar da dolu. 30 milyon üstünde Müslüman var Rusya'da. Niye dost olmayalım? Dindar Hristiyanlar var. 30 milyon üstünde Türk Müslüman var. Niye dost olmayalım? Niye İttihat-ı İslam için onlarla ittifak etmeyelim? Putin can atıyor İttihat-ı İslam için. Alenen savunuyor İttihat-ı İslam'ı. İsrail de İttihat-ı İslam olsun istiyor. Niye küsur olalım bu insanlarla? Orada maddi bir çıkar yok. Manevi çıkar var. Ama tabii maddi yönden de Allah bir güzellik, nimet ihsan eder böyle hayırlı faaliyetlerde. Ama düşman olmanın, muhalif olmanın hiçbir mantığı açıklaması yok. Ah benim canım, ah benim güzelim. Ah benim dünyalar tatlım. Tayyip Hocam, bak Allah razı olsun. Mümin, muttaki bir insan. Helal olsun. Helal süt emmiş. Yiğit delikanlı olduğu için bunu yaptı. Şu an o daha yüceldi. Bu küçük düşürmez onu, o büyüdür. Kalplerde yücelir. Daha çok saygı, daha çok sevgi demektir bu. Tayyip Hoca aklı başında delikanlı ama iyi sahip çıkmak lazım. Ters yönde telkin yapanların telkinlerini bozmak lazım. Sıradaki özür kime başlıyor? Sıradaki özür kime? Kim olursa ona. Bu bir nezakettir. Bir insan hatasız olur mu? Olmaz. Ayrıca o Tayyip Hoca'nın hatası değil. Bak başkasının hatası için özür diliyor. Bu onu yüceltir. O şir etiket falan yapıyorsunuz. Sadece onu yüceltir. Tayyip Hoca'yı kalplerde parlatır. Asaletine yakışanı yaptı. Nezaketine yakışanı yaptı. Müslüman evladı olduğunu gösterdi. Müslüman terbiyesinin nasıl olduğunu gösterdi. Asil insan nasıl olduğunu gösterdi. Çok doğru hareket etti. İstediğinizi konuşun. Sıradaki özür kime? Lafa bak ya. Ya kardeşim bir yanlış yaparsın. Yine özür dilersin. Niye olmazsın yani? Değil mi? Bilmeden birini kırarsın, özür dilersin. Her gün insan özür diliyor. Sokakta da. Hatta ya kelimeyi yanlış kullanıyor. Özür dilerim, pardon diyor. Düzeltiyor değil mi? Evet. Spikerler konuşurken bir şey yanlış telaffuz ediyor. Özür dilerim diye ben düzeltiyor. Ne oluyor? Onu yüceltir. Hayır, direkt de devam edebilir. Ama özür diliyor. Bu efendiliktir. Gel yavrum. İstersen yer değiştirin. Ölen Rus piyadının ailesinin acısını paylaşıyoruz. Onun ailesi Türk ailesi gibidir. Bu şekilde görüyoruz demişti. Bir daha. Ölen Rus pilotun ailesinin acısını paylaşıyoruz. Onun ailesi Türk ailesi gibidir. Bu şekilde görüyoruz demiş. Evet, çok güzel. Bir daha söyleyeyim. Ölen Rus pilotun ailesinin acısını paylaşıyoruz. Onun ailesi Türk ailesi gibidir. Bu şekilde görüyoruz. Ha. Bu ahlakı dünyada gösterecek yiğit delikanlı çok nadir çıkar. Tayyip Hocam dizüstü Erbakan Hoca'nın yanında yerde dizüstü oturup sohbet dinleyen bir insan. Mürşitlerin yanında dizüstü yerde oturup Kur'an dinleyen bir insan. Mümin evladı, Müslüman evladı. O terbiyenin gereğini yapıyor. İki hareket de çok doğru. Sonuna kadar yanındayım. Kur'an'a göre de, Tevrat'a göre de çok doğru hareket etti.
Yaptığında hiçbir hata yok. En ufak bir hata yok. Çok isabetli hareket etti. Allah razı olsun. Az önce Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı. Sayın Erdoğan'ın çarşamba ya da perşembe günü Putin'le telefonda görüşeceğini söyledi. Güzel. Konuyu bitirdi Tayyip Hocam. Maşallah. Canım, tabii Yakup İshak meselesi değil o yani konu ben demin anlatmıyorum. Hepsi Hazreti İbrahim evlatları yani en başa dönmek lazım. İbrahim'den başlamak lazım. Musevi'de de Hazreti İbrahim evladı, Müslümanlar Hazreti İbrahim evladı. Yoksa İshak'tan olanlar da İsrail oğulları oluyor, İshak peygamber. Ama dedeleri esastı, dedeleri İbrahim. Kur'an'da da Cenab-ı Allah zaten dedeleri İbrahim esas alıyor. İbrahim'in evlatları, biz İbrahim'in evlatlarıyız. Ve onun Hanif dinine uyuyoruz. Museviler de öyledir, Müslümanlar da öyledir. Bir kere çok da güzel de konuşmuş. Bir kez daha üzüntüm ve derin başsağlığı dileklerimi ölen pilotun ailesine iletmek istiyorum ve özür diliyorum. Bitti. Bitti. Mükemmel. Tüm kalbimle acılarını paylaşıyorum. Yedi ceddine rahmet olsun. Çok doğru yaptın, çok güzel yaptın. Bak tüm kalbimle acılarını paylaşıyorum. Rus pilotun ailesini Türk ailesi olarak kabul ediyoruz. Verilen acıların ve zararın hafifletilmesi için gerekli tüm inisiyatifleri almaya hazırız. Bitti. Bu kadar. Tayyip Hocam sen çok tarihi, mükemmel, asil bir hareket yaptın. Sana söylenen laflar, olumsuz laflar senin makamın daha da yüceldir. Çünkü sen çok mükemmel bir şey yaptın. Sana ters laf ediyorsa şeytan da laf tersten kokur zaten. Kalbi kapalı olanlar da tersten okur. Onların tersten okudukları onlar da seni yüceltir. Gönlün rahat olsun. Görünür görünmez kuvvetler seni koruyor. Gönlün rahat olsun. Oktar'ın katıl program reklam arası vermiş. Senin canlı yayını telefonuyla bağlanma soruyorlamış. Şimdi Oktar ne diyelim diyor. Canım Oktar zaten Malkoçoğlu gibi darmadağın ediyordur. Onun o konudaki şevki yani anlatılır gibi değil. Türkmen Dağı konusunda Türkiye bir şeyler yapar. Orada zaten sivil halkın bulunduğu yer. Sivil halkta kimsenin muhataplı olmaz. Benim size bu akşam bir sürprizim var. Bu akşam aramızda gördüğünüz gibi benim gerçekten çok çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım var. Çoğunuz bana onu işaret ediyorsunuz karşıdan. Bundan önce beraber çıktığımız Anadolu turnemizde bir parçayı prova etmiştik kendi aramızda. Onu size dinletmek istiyorum. Lütfedip bana alkışlarınızla yardımcı olursanız. Bu memleketimizin en büyük aslanlarından Sayın Seda Sayan Hanımefendi'yi sahneye davet edelim mi?
ikimizi kavursa bile unutmalıyız bu sevgimizi, unutmalıyız biz. Gözümüzde yaş kalmasa bile söyleme. Çizgisinde ilerlediği için, Mehdiyet'in ahlakını uyguladığı için, Allah'ın koruması olduğu, altında olduğu, Allah'ın koruması altında olduğu açık ve alenen görülüyor. Ona başarı veren Allah. Muğber hale getiren de Allah. Hak yolda, samimi yolda ilerlemeye devam Tayyip Hocam. İnşallah. Gönlün rahat olsun. Kılını dokunamazlar. Evvel Allah. Kılını dokunanın kolunu kırarız. Kanunla, hukukla. İlimle, irfanla. Gönlün rahat olsun. Gördüğün, görmediğin çok fazla dostun var. Devam. Evet, dinliyorum. Karanlık Tehlike Bağnazlık isimli kitabınızdan yararlanılarak hazırlanan belgesel serisinin ikinci bölümü de yayınlanmaya başlıyor inşallah. Bu bölümün başlığı Cihat Ne Değildir? Bu belgeselde İslam'ı vahşet dini gibi göstermeye çalışanların yanlış kullandıkları iki kavram olan şeriat ve cihat kavramları üzerinde duruluyor. Gerçek Kur'an şeriatının sevgi ve saygıya dayalı olduğu anlatılıyor. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki zor dönem ve o dönemde savaşların sadece savunma amaçlı gerçekleştirildiği kaynaklarıyla gösteriliyor. Bu belgeseli kardeşlerimiz yarın yani 28 Haziran Salı günü saat 15'te kanalımızda A9 TV'de izleyebilirler. Severim seni, acayip şeker. Büyük bir dikkatle onu izliyor tepeden tırnağa. You are very beautiful woman. Очень-очень-очень красивая женщина. Вы тоже очень красивый мужчина. Ты очень красивый. Ох, benim canım. Ох, benim dünyalar tatlım. Mesela benim bir tanem Rus. Şu öfkenin alemi dünya tatlısı, dünyalar güzeli. Niye dost olmayalım? Niye sevmiyoruz? Niye sevmeyelim ya? Şu akıl mı ya? Ne zorumuz ya? Bir de Ruslar çok efendidir. Onlarda bir Osmanlı terbiyesi vardı. Böyle enaniyet, kibir, ukalalı falan olmaz onlarda. Hep mütevazidir, güzel huyludurlar. Bu güzel insanları niye kazanmayalım, niye sevmeyelim? Mantığa bak ya. Onu sevme, bunu sevme. Ona düşman ol, buna düşman ol. Ya bu adam aklında şüphe etmiyor. Ya ben bir anormallik mi yapıyorum? Ya bu sevgisizliğim normal mi demiyor. Sevgisizliği, nefreti akıl gibi görüyor. Ya kardeşim aklı olan sevgisizliğin, nefretin uçurumuna düşer mi? Tayyip Hocam
en doğru olanı yaptı. Allah razı olsun. Etrafındaki bazı kişilerin sözünü dinlemediği için ona teşekkür ediyorum. Ya sana yakışmaz bilmem ne. Ya Allah Allah. Müslüman ahlakı. E o zaman diyeceksin namaz kılmak da sana yakışmıyor diyeceksin ondan sonra. Özür dilemek bir efendiliktir, erdemdir, güzelliktir. Bahçanında gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Gül dibinde yol var mı? Kız akşam size geleceğim. Her yolanda yer var mı? Yar olanda yer var mı? Akşam sana geleceğim. Her yolanda yer var mı? Yar olanda yer var mı? Almanya'da geçen hafta sinemaya saldırı yapan bir kişi vardı. Hatırlıyorsunuz. Bugün Bild gazetesinde onun bir resmi yayınlandı. Göğsünde ne yazıyor biliyor musun? Doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon yazıyor. Bak Darwinizmin zehirini her yerde görüyoruz. Doğal seleksiyon. Yani ben diyor doğal seleksiyonla insanları yok ediyorum diyor. Ya Darwin'in dediklerini yapıyorum diyor. Doğal seleksiyon. Daha önce de o bir homoseksüel sapık vardı. O da aynı şekilde.
doğal seleksiyonun gereğini yaptım demişti. Bu da aynısını söylüyor. Güzeller güzeli, yakışıklı hocam. Değerli hocam, kalitesizliğin bir ruhu vardır demiştiniz diyor. Bunu anlatır mısınız diyor. Şimdi kalitesizlik hakikaten birkaç cümleyle tarif edilecek gibi bir şey değil. Fakat bölümlere ayırıp detaylandırırsa onların bütününden bir anlam çıkar. Yani öyle yapmak lazım. Soğutucu çalışmasına rağmen yine kurtulamıyoruz, öyle mi sıcaktan? Ne? Nasıl artıracağız? Nasıl çalış? Yarar mı? Ama bu Mehmet'in ensesine girecek. Ama onun bir koruyucusu var. Deneyelim mi? Deneyelim. Ya kalite bir kere cennet sevkidir. Mesela peygamberimiz çok kaliteliydi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O devrin en kalitelisi. Ama şimdi asrımızda olsa bu devrin de en kalitelisi olur. O garip yani çok. Garip bir kanun. Kalitesizliğin ana sebebi Allah korkusunun olmaması oluyor. Allah inancının olmaması. Bir kere bu çok temel sebep. Kalitede en çok istenen şeylerden birisi sanatçı ruhtur. Mümin sanatçı ruhludur. Sanatçı ruhlu olması lazım. Yani sanatçı ruhu olmazsa cennetin güzelliğini göremez. Yani bütün detaylarıyla onu takdir etmesi için, cennetin ihtişamını takdir etmesi için, Allah'ın sanatını takdir etmesi için müthiş bir sanatçı ruha ihtiyaç var. Yani ince ince detayları görmesi lazım. Saygılı olması lazım, sabırlı olması lazım. Egoist olmaması lazım. Fedakar olması lazım. Ruhunda coşkulu bir Allah sevgisi olması lazım. Ama çok coşkulu. Bunu zaman zaman anlatacağım. Bunların toplamı işte. Bunların toplamından oluşuyor. Mesela sanatçı ruh olan bir insan Allah için kadınları seviyorsa kadının güzelliğine doymaz. Onu hep güzel yönleri arar. Mesela şeytani kafada olan da kadında çirkin yön arama üstünedir. Bak, çok net. Müslüman mesela güzel bir eve gittiğinde o evin güzelliklerini görür. Şeytani kafalı olan da o evdeki eksiklikleri işte yahut kendini çirkin gördüğü yönleri görür. Ve ısrarla da onları belirtir teker teker. Şaşarsınız. Çok görüyordursunuz. Nefis bir eve gelir adam. Ya bu merdivenler niye böyle der. Mesela kadın tepeden tırnağa çok güzeldir. Ya burnun hafif seni eğik gibi mi bana mı öyle geliyor? Bak şeytanın azgınlığını görüyor musun? O kadar güzelliğin içinde kafasını taktığı şeye bak yani. Bir kere öfke ve nefret insan olmaması lazım. Kinden insan kaliteli olamaz. Affedici, şefkatli, merhametli ve fedakar olması lazım. Kabadayı ruhlu olması lazım. Sevdikleri için ölümü göze alması lazım. Allah rızası için. Yani kalitenin temel nedenlerinden bir tanesi. Egoist bir adam hiçbir şekilde kaliteli olamaz. Egoist, bencil yani tamamen kitlenir. Asil olması lazım. Adilin kökeninde egoistik bencillik vardır. Çıkarcılık vardır. Kindarlık vardır.
Ekmekçiler yeni asker. Ya bir kere şu üslubu bırakın Allah aşkına. Çok sevgisiz, küt bir üslup bu. Bir de bunun hiçbir faydası olmaz. Yani beni de etkilemez, kimseyi de etkilemez. Ama bu sizde bir stil, bu gençlerde. Bazı gençlerde. Bunu aynı sözü uygun, nezaketli bir üslupta kullanabilirsiniz. Ve çok daha etkileyici olur. Gayet de sana da çok faydası olur, dinleyene de faydası olur. Mesela diyor ki bugün Siyonist İsrail Devleti Müslümanların ibadet yerlerine baskın yaptılar. Dostlarınızı şikayet ettiniz mi yoksa kabul mü edeceksiniz? Yani çok gereksiz, anlamsız bir giriş. Yani Siyonist mi Siyonist mi önceden de bir giriş yapmak. İsrail, evet Siyonist, doğru. Siyonizm ne diyoruz? Bizim İsrail'de yaşama hakkımız diyorlar. E bunda ne var? E Türkiye'ye de sorsan, biz Türkiye'de yaşam hakkımız var diyorsun. E buna adına Siyonizm dersen, gayet makul bir şey olmuş oluyor. İbadet yerine baskın yaptılar. Kardeşim şimdi orada terörist, anarşist varsa, ibadet yerine polis baskın yapar. Ya polis ateş ediyorsa, kan döküyorsa yapar. Ama durduk yere ibadet yerine baskın varsa bu zulüm olur. Kim yapıyorsa yapsın. Detay vermemişsin. Ben İsrail'de olan anormal bir durum olduğunda hemen kardeşlerimizi ararım. İsrail'de. Bana çok detaylı bilgi veriyorlar. Bir anormallik varsa hemen dava açıyorlar, hemen gereğini yapıyorlar. Eğer anormallik yoksa makul gerekçesi neyse mantığını açıklıyorlar. Kaç defa oldu bu gördünüz? Saati saatine, dakikası dakikasına bilgi aldım ve doğru bilgiyle insanları bilgilendirdik. Şimdi kalite denildi. Mesela köyde bir kalite vardır. Köylü kalitesi vardır. Mesela misafir gelir, ayağa kalkar. Çok nezaketli konuşur. Sevgili olur. Mesela bir tavuğu vardır, keser onu. Beraber yerler. Bu nefis bir kalitedir. Ama mesela bir İngiliz derin devletinin bir homoseksüel züppesi gelir. Bacak bacak üstüne atar, itlik yapar. Yanında getirdiği kendi yemeğini yer. Mesela arsız arsız etrafa bakar, millete çirkin laflar eder, büyüklük yapar, süperlik yapar. Bu ahlaksızlıktır. Yani ama ona sorsam çok kalitelidir. Değil mi? Halbuki o ahlaksız basit bir insandır, kaliteli değildir. Kalite yüksek vicdan, yüksek sevgi düzeyi ve sanatçı ruhla iç içe olan bir gelişmedir. Yüksek Allah korkusu, yüksek Allah sevgisi. İnsanlara Allah için derin sevgi duymadan kaynaklanan güzel bir ruh halidir. Dışarıda insanların en çok hoşuna giden şey bir yere gidip yemek yemek olduğunu görüyorum. Her yer kafeler dolu, büfelerle dolu falan. Yani içgüdüsel olarak yemek yeme duygusu çok galip geliyor benim gördüğüm. Ramazan için demiyorum gene. Genç kızlar da öyle. Mesela bir yere gitmeden hemen tost alıyor, hazır bir yiyecek alıyor, eline başka işte bir kola mola gazoz falan bir şey alıyor. Onu yiyor, biraz sonra gidiyor orada patates kızartması satılıyor falan. Mesela ondan alıyor. Bir yere gidiyor patates fırında pişiriyorlar. Arasına bir şeyler koyuyorlar. Onu görüyor ondan alıyor. Bu sefer çok kilo alıyorlar. Bir kısmı da hastalık derecesinde zayıflığa meraklı. İşte moda olarak. Beden gelişimleri tam olmuyor.
Genç kızlar üstündeki baskı daha şiddet. Delikanlılara bakıyorum, dalyan gibiler maşallah. 2 metreden aşağı delikanlı. Nadir oluyor bazı yerlerde. 1.95, 1.80 bayağı yapıldılar ya. Maşallah. Hep Osmanlılar maşallah. Ama genç kızlara pek özen gösterilmiyor gibi geliyor bana. O çocukların spor yapma imkanı daha dar. Gençlere nazaran. Beslenme konusunda çok baskı altında olduklarını görüyorum. Çünkü normal bir vücuda sahip oluyorlar. Çok eleştiriyorlar. Yok kalçan şöyle, yok bilmem neren böyle. Ya genç kız öyle olur. Ne var yani? Kum saati gibi olur. Anormal olan ne var? Aşırı zayıflamasını istiyorlar. Bir kısmını da çok sıktıkları için o çocuklar aşırı dedi yemek yiyip çok kilolu hale geliyorlar. Her ikisi de olacak iş değil. Mesela bu kalite anlayış açısından diyorum. Anadolu'ya gidiyor bazı televizyon kanalları. Orada halk yemek yapıyor yahut işte bir araya geliyor, sohbet ediyorlar. Onlardan çirkin böyle züppe bir uslupla, alaycı bir uslupla konuşuyorlar. Ama çok sıkıcı oluyor. Ve sürekli onları aşağılamaya çalışıyor, küçük düşürmeye çalışıyor. Onlar nezaketle cevap veriyor. Çünkü efendi cevap veriyor, yine züppelik yapıyor. O nezaketli bir cevap veriyor, yine böyle çakalcı cevap veriyor. Ve sürekli onları küçük düşürme üstüne kurulu bir tiyatroya benziyor yaptıkları. Ve bunu izleyen insanlar bayağı sıkılıp rahatsız oluyorlar. Çünkü onların konuşmaları çok tatlı ve çok hoş. Anadolu'nun o tertemiz ruhu, o örselenmemiş, bozulmamış, dejener olmamış o güzel ruhunu orada görüyoruz. Ama onlarda kaşarlığın, arsızlığın, basitliğin kirliliğini görüyoruz. Oraya götürme o pisliğini. Onlar da kendin gibi pis yapmaya çalışma. O bizi tiksindiriyor ve çok rahatsız ediyor. Hoşumuza gitmiyor bizim. Eğlenmiyoruz da. Mesela kaymakam gelir köye. Köylü şapkasını çıkartır. Efendim siz nasıl emrediyorsunuz? Öyle olsun der efendim mesela. Bıldır şunu yaptık efendim falan diyor. Ama o bir kalitedir. Çünkü o köy kültürünün tertemiz yönünü ortaya çıkartıyor. Gayet güzel bir sevgi ortaya, müthiş bir hürmet göstertiyor. En güzel yiyeceklerini getiriyor. En güzel örtülerini seriyor. Egoist olmadığını, bencil olmadığını göstertiyor. Ama mesela onun karşısına geçen bir şahıs diyelim, herhangi bir insan. Bacak bacak üstüne atıyor. Sigara yakıyor. Sigarayı onların üzerine üfürerek falan böyle. Terbiyesizlik yapıyor. Bakan bir insan için o züppe kaliteli görünebilir. Halbuki kaliteli değil, o aşağılık birisi. O köylünün yaptığı da züppe birisi için kalitesiz görünebilir. Halbuki o gerçek bir kalitedir o. O bir güzellik. Mesela kedi de kalitelidir hayvan. Değil mi? Mesela kendini temizler, en güzel yere gider oturur. Çok şekerdir. Mesela köpek de kaliteli olur. Mesela bizim Acar. Değil mi? Bakışları falan çok tatlı. Gayet kibar. Ama mesela bazen mesela şirret köpekler vardır. Her şeye saldırır bilmem ne yapar falan. Öyle değil. Yani insan da, bitki de kaliteli olur. Mesela çiçekler çok kalitelidir. Meyveler çok kalitelidir. Tertemizlik kokusuyla, temizliğiyle. Yani Allah yaratır kaliteyi. Sevgiyle, sanatçı ruhla iç içe olan yapıya denir kalite diye. İşte köyde evin önüne teneke kutulara çiçek eker. Başka yok elinde çünkü. Oraları süsler. Oraya bir üzüm asması asar. O fakir evine. Orada çok kaliteli hale gelir. Misafir gelir o yerde oturur. Seni gelir sedir oturtturur. Bu bir kalitedir. Yani burada bir aşk var çünkü. Bir sevgi var. Aşk ve sevgi iç içedir kalite. Yani sanat aşk ve sevgiyle iç içe olan yapıya deniyor kalite. Yoksa yani züppelik anlamı değil. Mesela adam didiği kıyafetle millete tepeden bakıyor. Öyle olmaz. Veyahut İngilizcesiyle züppelik yapıyor. O kalite değildir. Sürekli yabancı kelimeler kullanıyor. Ondan ezmeye çalışıyor karşıdakini. Bu bir kalite değildir. Bu sadece kendini küçük düşürmüş olur. Komik duruma gelir. Veyahut mesela köylü bir insan şivesini değiştirmeye çalışıyor. Olmaz. Kendi şivesine konuşacak. Kaliteli olan ne olur? Mesela Sakıp Sabancı gelirdi. Kendi uslubuyla konuşurdu. Gayet kaliteli duruyordu. Ya o kardeşim falan böyle.
Değil mi? Ya kırılıp dökülmüyordu. Parça için onu kullanmamız lazım başlığı. Yani doğru olabilir de onun ayırt edilmesi gerekiyor. Kadıncağız gereksiz yere çok acı çekti. Devlet, hükümet mi diyelim o zamanki emniyet gücü mü? Gerekli özeni göstermedi. Adam gitti yüzünü yaktı çocuğun. Bir tarafı uzun yıllar öyle kaldı. Sonra çekip vurdu onu. Çok büyük bir zulüm. Yok seviyormuş da bilmem mi kardeşim, öyle sevmem olur. Zulüm yapıyorsun. Zalimlik yapıyorsun ve işkence bu yani. Ve yaptığında çok büyük haram. Sonsuz cehennem azabıdır karşılığı. Mazlum kadın yani, sana zarı yok, zoru yok. Hem onu çekip vurdu çocukcağızı. Yazık, günah yani. Halbuki istese devlet onu çok rahat korurdu. Yani çünkü tehdit alıyor daha önceden. Yanına bir polis verseler hiçbir şey olmaz yani. Abbas'tan yeni başkanı vardı. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının Gazze'deki halkımıza olan destekleri ve Avrupa'nın hafifletilmesi yönündeki çabalarını takdir eder. Kendilerine teşekkür ederiz. Başkanım. İşte Tayyip Hocam Osmanlı ruhuyla yaklaşıyor. Güzel yapıyor. İttihat-ı İslam ruhuyla yaklaşıyor. Yok yok Tayyip Hoca çok doğru yapıyor. Hiç kimsenin sözüne itibar etmesin. $20 milyon alınması bu Kur'an'ın bir hükmü olduğu için alıyor Tayyip Hoca. Ailesine, ailelere verilmek üzere. Kur'an'da tazminat var. Yani birisi birisinin çocuğunu veya kardeşini öldürürse tazminat ödemesi gerekiyor. Şer-i şerife uygun, Kur'an ahlakına uygun bir tavır olduğu için bunu yapıyor. Tevrat'a da uygun.
Büşra Mira. Sen çok sabırlı, kadına çok değer veren, çok sevgi dolu bir insansın. Çok yakışıklısın, çok Allah'a bağlısın. Bu yüzden seni şimdiye kadar kimseye sevmediğim kadar çok büyük coşkuyla seviyorum diyor. Hazreti Ali Haydar Murtaza, Ali Haydar Murtaza. Mehdi'nin gökyüzünde ve yeryüzünde gerçekleşecek parlak bazı alametleri vardı. Bunlardan 5 tanesi yere batma, ateş, silinme, sarsıntı, bir de depremdir ki Rabbin kitabında Mehdi'ye ihanet edilince Allah bazı Türk beldelerini depremle yıkar diyor. Yani bu da demek ki Türklerin içinde de Mehdi'ye muhalifler olacak. Böyle bir şey olduğunda alamet olarak Allah bunu söylüyor Peygamberimiz kanalıyla. Bazı Türk beldelerine Mehdi ihanet edildiğinde yıkacağım diyor. Kitab-ül Cifr İmam Ali sayfa 350, 1400 yıllık kitap. Bunu Hazreti Ali söylüyor. Rabbin kitabında diyor, Mehdi ihanet edilince Allah bazı Türk beldelerini depremle yıkar. İnşallah Türkiye'de öyle bir şey olmaz. İnşallah. Kim bilir hangi Türk beldesinde.
Güzel ısınmış. Biz niye dışarıda sohbet etmiyoruz? Bu kapıyı kapat. Bülent, Fikret, ne diyorsunuz? Çok iyi olur. Değil mi? Evet. O zaman yarın dışarıya hazırlayın. İnşallah. Bahçeye. Bahçeyi de güzel dizayn edin. Efendim. Acarı da ortaya bırakırsınız. Bayağı coşar yani. Uyanığa bak sen ya. Arkadaşlar görüşemediği için toprağın altından kazıp tel örgünün altına geçip karşıya geçmeye hazırlık yapıyor. Çok kaliteli mamayla ve mükafat olarak diğer mamasını karıştırmışlar. Dün de söyledim. O kaliteli mamanın tamamını yemiş. Kalitesiz gördükten tamamını dışarı yatmış. Ya bu kadar uyanıklık normal değil. Bir de gösterelim mi? Evet. Hoppala. Ekip oradan muntazam çıkıyor. Ha bir tane iki tane değiller. Şahane. Ha gel devam ediyor daha orada. Bak. Ya ne şeker hayvanlar. Salı, çarşamba, perşembe yağmurlu hava, öyle mi? Ben? Acar'ın çıtı çıkmıyordu. Acar'dan bahsedince hemen havlamaya başlamış. Süper uyanık. Acar ismine çok hassas. Evet, gelmek istiyor herhalde. Şu Acar'ı bana bir getirin. Ben buradayım, hani madem sohbet var, niye duruyoruz falan gibi. Alınan para tabii ki ailelere verilecek, yani çok münasebetsiz burada vesvese etmeniz. Ne kadar şüpheciler ya. Olur mu? Tabii ki ailelere verilecek. Evet, dinliyorum. Yıldızı resimlerden gösterebilir miyim? Evet. Arkadaşlar, galiba aşık oldum. Güzel abim, bu masaya iki çay çek. Ay fenalaşıyorum, bakamayacağım. Kurgutların hepsi mi gitmiş? Aa, önüne baksana be kedi. Bana mı dedin? Balıkçı teknesi yaklaşıyor. Dedim sana şuradan geliyorlar diye dinlemedim. Durmaksızın şiir söylemek geliyor içimden. Fark ederse ayvayı yedim derim. Hoppala. Oho, ben gençken bir bakan bir daha bakardım. Hava nemli, ben ne yapayım? İç yine Necda, fena tutmuşsun. Demek kızımla yemeğe çıkmak istiyorsun. Koskoca ormanda konacak başka yer bulamadın mı? Ne yapayım, olmuyor. Doğal poz veremiyorum. Pas versene oğlum. Servis atışı kullanıyorum. Şu tarafa gitti. Sudan çıkmazsak kilomuzu fark eden olmaz. Oy kemençe kemençe. Oyna uşağım oyna. Yok kardeşim, geçemez. Yutmak ya da yutmamak. İşte bütün mesele bu. Bayağı güzel.
getir şu köfteyi. Abisinin kuzusu, canı, bir tanesi, balı, misi. Yüzündeki kaliteye bak, şekerliğe bak sen. Çok dürüst yüzündeki ifade. Ah severim benim onun tatlılığını, ballığını. Abisinin misi. Adı da güzel değil mi? Acayip. Canımın içi bir tane. Çok, ben seni çok seviyorum biliyor musun? Acar. Kuzum. Nasıl? Yerim o dilini senin, yerim o ağzını burnunu senin. Bakışa bak ya, acayip şeker. Bütün milleti tek tek gözden geçiriyor. Oğlum benim. Ha? Yerim ben senin o dilini, ağzını senin. Of, of. Abisinin canı, of. Hadi git de yat, hadi. Gitmek istemiyor musun? Dilin şekerliği, o kadar zarif hayvan, çok güzel. Maşallah. Allah'ın mucizesi maşallah. Kuzum. Tamam götür. Ama tabii cennette bütün kıyafetler çok şık. Herkes süper kalitelidir. Aynen. Konuşmalar kaliteli efendim. Bilgisayardan geldiniz. Ha, evet. Konuşmalar kaliteli. Ses tonu kaliteli. Hitaplar kaliteli. Kıyafetler, yemekler, eşyalar her şey kalitelidir cennette. Ama bir köyde küçük bir barakan vardır. Onun önünü çiçeklerle süslersin. İçerisi de çok temizdir. Sevgi dolu olursun. O da ayrı bir kalitedir. Mesela adam Afrika'ya gidiyor. Küçük kendine ufak bir çadırdan bir yer yapıyor. Süper kaliteli oluyor. Değil mi? Oraları bayağı temiz, bakımlı tutuyor. Ama bir başkası mezbelelik gibi yapıyor. Çok kalitesiz oluyor. Sarman Acar'a olan ilgiden bayağı daraldı. Şimdi onun kulübesinin önünde nöbet tutuyormuş. Oraya kıvırmış, orada oturuyormuş. Hani ben de buranın eskisiyim. Yani yayına çıkmamız niye bizim için mümkün olmuyor falan der gibi. Onu da bir getirsinler. Enes ve kendisi Şina'nın fotoğrafları var adamın. Bakayım. Kendisinin adı ne? Şina. Şina. Ama bayağı güzelmiş. Ooo, Enes'te müzik falan her şey var. Ama kedi çok şekermiş. Süsü bayağı hoş. Enes'te yakışıklı delikanlı maşallah.
Güzel kedi. Acara tabii ki kıyafet şart. Şu kıyafet uygun mu diye sormuşlar Acar için. Göstersene. Yani yakışır tabii. Böyle daha modern kıyafetler falan. Acar'ın klasına çok uygun olur. Kıyafetsiz belki hoşlanmaz. Özellikle yayına çıkarken mutlaka kıyafet olacağız. Sarmanı getiriyor musunuz? Soruyorlar sarmanları. Biz de mahkemeyken uğramış mı duruyorduk? Mehdi'nin gökyüzünde ve yeryüzünde gerçekleşecek parlak bazı alametleri vardır diyor İmam Ali. Bunlardan biri de diyor Mehdi'ye ihanet edildiğinde, yani ona hainlik yapıldığında Allah bazı Türk beldelerini depremde yıkar diyor. 1400 yıllık bir hadis. Tabii her yerde var. Türkistan'da Türkler var, Türkmenistan'da var. İnşallah Türkiye'nin içinde olmaz bu. Kitab-ı Cifr İmam Ali sayfa 350. Bulamadınız mı sarmanı? Birisi gelip bana biraz bilgi versin. Geliyor, gelsin. Sarman Bey, önemli onun geliş. Sarman acayip bozulmuş. Şu an kıskançlık krizine girmiş. Yani çok şey, acayip bozuluyor bizim Acar'a. Yani normalde onun mekanı değil orası. Sürekli onun oraya gidip oturuyor. Şimdi ona yeni kıyafetler falan da gelirse Allah'a emanet, bayağı çizebilir.
şeyinde geldi. Sınıfımızın baktı sonra dışarı yollandı dedi. Ama Acar rahat rahat. Evet. Acar bir de kucakta geliyor. Acar'la Sarman son durumuna ait fotoğraf geldi. Göster.
Yaklaştı sarmanı. Ya böyle yerli film gibi baksana. Ben acılar kedisi. Bunalmış husky cinsi bir köpeğin kısa bir görüntüsü var. Bakayım. Ha, çıkmak istemiyor. Bir daha gösterip bakayım. O çıkmaz. Bayağı memnun olmuş. Tabii en az öyle bir ortam olması evet, lazım, evet. Onu rahatlaması için. Sevimli çocuk resimleri vardı ama. Evet, bakalım. Ben çarşılarda falan gezerken çocuklar görüyorum. Kimse ilgilenmiyor çocuklarla. Halbuki çocuk çok büyük bir nimettir. Yani büyük bir heyecanla, büyük bir sevgiyle onları izlemeleri. Tabii el sürmeleri olmaz çünkü mikrop kapar çocuk, hastalanabilir. O hayranlığı dile getirmeleri lazım. Ama benim gördüğüm haberleri bile yok. Epey oluyor, ben bir Japon çocuk görmüştüm. O cam eşya satılan bir dükkanda. Hayretler içinde kalmış. Acayip şeker. Ailesinin de çok hoşuna gitti, onu sevdim orada. İşte senin çocuklar acayip güzel oluyor, küçük senin çocuklar. Hepsi güzel yani. Türklerin de, başka ırklarda olanların da. Bazen karıncalar mayalanmış meyveleri yiyorlar mesela. Kavun mayalanmış veyahut elma. Çok yoğun alkol oluyor. O alkolün etkisinden sarhoş hale geliyormuş karınca. Böyle dengesiz hareketler yapmaya başlıyorlarmış. Bu durumda diğer karıncalar sarhoş karıncayı ayılması için su birikintisi atıyorlar. Bir topluca alıp kendine girmesi için. Burada da normal sarhoşlar sen su falan döküyorlar. Aynı yöntemin orada kullanılması çok komik ya. Nevzat Talay, bak sen de sevgiyi bilmiyorsun. Sevgiyi geliştir. Şefkati geliştir ve bu uslubun dışına çıkın. Sevgi uslubunu kendi aranızda yayın. Ya bak, istemesen de sevgi kelimesini kullan. Bir süre sonra etrafında güzel gelişmeler olacak. Yani ben nasıl düzelteyim diye düşünüyor olabilir belki. Değil mi? Karanlığa kötü söz söyleyeceğine bir mum yak.
Nevzat Talay, evet. Nevzat, uslubunu düzelt. Sevgi uslubunu geliştir. Bir kere denesler çok güzel olacak. Mesela en az bir 50-100 arkadaşı vardır. Arkadaşlar da şaşırır, çok hoşlarına gider. Bak denesin, çok olumlu etki yapacak. Fikret, dinliyorum. Amerikan tarihinin en büyük katliamı Orlando saldırısının CIA tarafından yapıldığını iddia eden CIA eski ajanı Ajan Steele, Batılı istihbarat servislerinin sahte bayrak operasyonları ile Müslümanları terörist gibi göstermeye çalıştığını söyledi. Ajan Steele ayrıca terörizmi en çok Amerika, Fransa ve Almanya destekliyor dedi. Yakında bazı Avrupa devletleri ve Amerikan eyaletleri batacak diye konuştu. Ve CIA'nin Avrupa'nın altına uyduğunu ifade etti. Bir daha baştan. Amerikan tarihinin en büyük katliamı Orlando saldırısının CIA tarafından yapıldığını iddia eden CIA eski ajanı Ajan Steele, Batılı istihbarat servislerinin sahte bayrak operasyonları ile Müslümanları terörist gibi göstermeye çalıştığını açıkladı. Ajan Steele ayrıca terörizmi en çok Amerika, Fransa ve Almanya destekliyor dedi. Yakında bazı Avrupa ülkeleri ve Amerikan eyaletleri batacak diye konuştu ve CIA'nin Avrupa'nın altına uyduğunu ifade etti. Tam teşhis etmiş. Çünkü CIA İngiliz derin devletinin emrinde olan bir derin devlet yapılanmasıdır. Hepsi olmasa da tamamına yakını İngiliz derin devletinin emrindeler. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Darwinizm belasının farkında olmak. Darwinizm, diğer adıyla evrim teorisi, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan ve günümüz bilimiyle bütün yönleriyle çökertilmiş insanlık tarihinin en büyük safsatasıdır. Darwin'in kendisi de ardından evrimi savunan tüm bilim adamları da aslında evrim teorisinin çökmüş bir teori olduğunu açıkça bilmektedirler. Fakat evrim teorisi, dünya üzerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan ateist ve materyalist anlayışın yaygınlaşmasına, dini değerlerin arka plana atılmasına ve insanların maddiyata yönelmelerine daha fazla zemin hazırladığından, bu konuda faaliyet yürüten bir kısım derin güçler tarafından daima destek görmüştür. Bu nedenledir ki evrim teorisi, tarih boyunca başta İngiliz derin devleti olmak üzere derin devletler, dünya çapında etkili bir takım yeraltı yapılanmaları ve çeşitli ateist oluşumlar tarafından daima korunmuş ve canlı tutulmuştur. Dünyada istisnasız bütün okul müfredatlarında evrim teorisinin kayıtsız şartsız sanki bir gerçekmiş gibi anlatılmasını ve buna karşı itirazların çok sert bir dille susturulmaya çalışılmasının temelindeki neden, bu safsatanın söz konusu yapılanmalar tarafından destekleniyor olmasıdır. Dünyada Darwinizmi koruma altına almış olan adeta bir Darwinist diktatörlük vardır. Bu diktatörlük, dünyadaki tüm gençlerin bu safsatayı gerçek sanarak yetişmelerini hedeflemektedir. Söz konusu durum bizim ülkemizde de aynıdır. Ülkemizde dini değerlere saygı gösteren bir hükümetin varlığı sevindiricidir. Ve özellikle 28 Şubat gibi zorlu dönemlerin ardından özlem duyduğumuz bir durumdur. Fakat buna rağmen dünyada hakim Darwinist diktatörlüğün çeşitli baskılarından dolayı öğrencilerimiz okullarda evrim teorisini bir gerçekmiş gibi öğrenmeye devam etmekte, Milli Eğitim Bakanlığı kitapları evrimi anlatmakta, dahası devletin kanalı TRT evrimi savunan kişilerin program ve izahlarını yayınlayarak bu safsataya altyapı hazırlamakta, özensizce verilen belgesellerde doğrudan evrim propagandası yapılmaktadır. Müfredatı ve TV yayınlarını hazırlayan kişilerin bilimsel verilerden ve gerçeklerden uzak bir görünüm vermesi durumu daha da endişe verici bir hale getirmektedir. Bu vahim durumun anlamı ve getirdiği sonuçlar kapsamlı olarak düşünülmüyor olabilir. Bu şu demektir. Okul kitaplarında geçen atanız mikroptu izahlarıyla açıkça Allah'a meydan okunmakta, Allah yok denilmektedir. Allah'ı tenzih ederiz. Okul müfredatında pek çok derste konular evrimle ilişkilendirilmiştir. Öğrenciler derslerde bu safsatayı adeta bilimsel bir gerçekmiş gibi okumaktadırlar. Çocuklarımıza yaratılmadıkları, tesadüflerle aşama aşama var oldukları gibi bir yalan sürekli olarak her derste telkin edilmektedir.
sadece din derslerinde Allah'ın adı anılmakta, bu derslerde de Kur'an'a dayalı bilgilerin yanı sıra yoğun hurafeci telkinlerle çocuklara garip, çoğunlukla Kur'an'la bağdaşmayan geleneksel bir din anlayışı sunulmakta ve isterseniz buna inanın ama asıl olan bilimdir gibi bir telkin verilmektedir. Öğrenciler diğer derslerde aldıkları ateist telkinin etkisiyle din derslerini adeta bir hikaye gibi dinlemektedirler. Dini ifadeleri tenzih ederiz. Bilim olarak da her fırsatta Darwinizm öğretildiğinden, öğrencilere bunun dışında bir eğitim verilmediğinden çocuklarımız şu anda Allah'ı kesin olarak inkar eden bu sisteme mahkum bırakılmaktadırlar. Açıkça Allah diyen, konuşmalarında ayetler hatırlatan, her fırsatta Allah'a şükreden ve Kur'an kıraati mükemmel olan bir cumhurbaşkanımız ve başbakanımızın olması takdire şayandır. Fakat devlete ait ve bizim vergilerimizle ayakta duran bir kurum olan TRT'de evrim yanlısı izahların yapılması ve insanların yanlış yönlendirilmesi şaşılacak bir durumdur. Toplum içinde yaygınlaşan cinayetler, tecavüzler, öfke, kadına şiddet gibi eylemler günümüzde içinden çıkılamaz boyutlara gelmiş durumdadır. Unutulmamalıdır ki vahşetin ve şiddetin en yaygınlaştığı toplumlar maneviyatını tamamen yitirmiş, karşıdakini insan olarak görmeyen ve doğal seleksiyonun bir gereksinim olduğuna inanan Darwinist toplumlardır. Türkiye, Darwinist eğitimle gitgide bu vahşet toplumlarının arasında yerini almaktadır ve gün geçtikçe durum daha da vehamet arz edecek gibi gözükmektedir. Çünkü vahşeti makul hale getiren altyapı, yani Darwinist eğitim hiç durmadan devam etmektedir. Bugünlerde kendini Müslüman olarak tanıtan bir kısım hocaların evrimi savunur hale gelmeleri ve daha da ileri giderek evrimin Kur'an'la çelişmediğini iddia etmeleri bir tesadüf değildir. Bir süre önce dünya çapında evrim taraftarları kan kaybettikleri için ve yalanlarının ortaya çıktığını fark ettiklerinden yeni bir politika başlatmışlardır. Geçmişte evrimi savunan bir insanın mutlaka ateist olması gerektiğini iddia ederken, artık dinle bilimin çelişmediği telkinini kullanarak evrimin dinle çelişmediği izlenimini vermeye başlamışlardır. Sırf bu amaç için oluşturulmuş bir lobinin varlığı, ünlü evrimci Richard Dawkins tarafından açıkça tarif edilmiştir. Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Ama bu kişiler gözü dönmüş şekilde dindar insanlarla dost olmak istiyorlar. Ve bunu yapabilmenin tek yolu evrimle din arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığını söylemektir. Gerçekten de söz konusu lobinin faaliyetleri zaman içinde sonuç vermiş ve kilise Darwin'den özür dileyecek kadar ileri gitmiş, Papa kendi evinde evrim toplantıları vermeye başlamıştır. İslam camiasına da sızmak isteyen bu topluluk zaman içinde bunu da elde etmiş, Darwinizmle ilmi olarak başa çıkamayan, bilimsel anlamda altyapısı olmayan ve bu nedenle de Darwinistlere karşı aciz kalmış bir kısım din temsilcilerine çeşitli sahte yollar göstermişlerdir. O tarihten itibaren söz konusu kişiler İbn Miskebey, İbn Haldun gibi evrimi savunan sözde alimleri kendilerince delil getirerek, Mesnevi'den örnekler vererek evrimin İslam diniyle çelişmediği safsatasını yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar. Üstü kapalı ifadelerle Hazreti Adem Aleyhisselam'dan gelmediğimiz telkinini vermeye çalışmakta ve İslam alemini bu yalana alıştırmak için uğraşmaktadırlar. Şu bilinmelidir ki bu ülkemizde kapanması zor yaralar açabilir. Allah katında bunun sorumluluğu çok büyük olabilir.